dolması, 6 adet marul, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı su, sıvı yağ. İç harcı için 400 gram kuzu kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, sıvı yağ, tuz, karabiber. Şöyle en sevdiğimiz marullardan dış yapraklarını böyle alıyorsunuz. Ben aldım, hani hepsini daha almayayım. Şunları şöyle elinizle yırtıyorsunuz. Urfa'nın yemeği bu. Daha önceki, geçen seneki programımda Urfalı bir konuğum gelmişti. İlk defa onunla yaptık. Şöyle bir baka kalmıştım, ne alaka diye. Ama lezzeti hala damağımda. O yüzden sizin için yapmak istedim. Dikkatli bir şekilde, hani diğer tarafa kırılmadan buralarını alıyorsunuz. Bunlarla salata yapıyorsunuz. Bunlarla da güzel dolma yapıyorsunuz. İç harcım için tavam kızdı. Daha fazla kızmasın bana. Burada kuzu etim var, 700 gram. Çok malzeme alıyor içi. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla böyle 700 gram kıymayı kullanabilirsiniz. Bu yöntemi, yani çok eleştirenler var mı bilmiyorum ama şu kıymanın içine su koymak, her seferinde koyduktan sonra söylüyorum. Böyle böyle 2 saat kıymanızı açmaya uğraşmıyorsunuz. Böyle tel tel, böyle tane tane oluyor. O da birazdan çok işimize yarayacak. İşte kıymam böyle oldu. Bir tek bunun içinde soğan yok. Ona böyle bir şey oluyorum ama gelen konuğum ısrarla bunun içinde soğan olmaz dedi. O yüzden soğan koymadım. Baharatları olacak, salçası olacak, o kadar. İşte böyle. Şimdi şu ortasına harcını koyacağım. Şöyle tam ortasına. Bu kızardıktan sonra çok yumuşayacak. Göreceksiniz, istediğim şekli alacak. Ondan sonra da doldurup tepsime koyacağım. 2 tane tencere kullanacağım. Ağzı kapalı olsun. Göreceksiniz, şimdi ortalık biraz batacak. Yağ da koyayım. Şöyle tencerenin altı kaplanacak kadar olsa yeter. Hazır mısınız çaturtuya? Çok sulu olduğu için dolayısıyla çok sıçrayacak. Bununla ilgili hani gördüğüm kadarıyla püf noktasını söyleyeceğim. Ya bayağı bence böyle bir 20 dakika falan pişiyor. Yani bildiğiniz hem buharıyla hem yağda tamamen yumuşamış olması gerekiyor ki iç harcını doldurup o istediğiniz şekli verebilirsiniz marula. Beni en çok şaşırtan kısım orasıydı. Yani ne olacak mesela, patatesi ne kadar kızartabilirsin mesela, öyle düşünün. Tamamen yumuşamış olması gerekiyor. O yüzden ağzı kapalı. Diğerini de koyayım. Kıymam çok güzel oldu. Biraz daha suyunu çekince yağını ekleyeceğim, salçalarını ekleyeceğim, baharatını ekleyeceğim, o kadar. Evet, şu anda Haruncuğum yanaş bana. Gel gel, gel. Çok istediğim kıvama gelmeye başladı ama şöyle dokunduğunuzda sertliğinden daha olmadığını anlayacaksınız zaten. Şu an hala bakın içi çok sert. Yani böyle açmaya kalktığım anda kırılacak cinste. Bu tarafa bakalım. Bu taraf da aynı. Yani daha çok vaktimiz var. Hiç acele etmeyin. Gerçekten zaman tanıyın marullarınıza. Sadece maruldan salata mı olur canım? Birazcık da şöyle değişik şeyler denemek lazım. İç harcımı bekliyorum, marulumu bekliyorum. Artık kıymama, salçalarımı, baharatımı ekleyeyim. Günün videosu küçük Ayşe Naz. Aşçı adayı Ayşe Naz. Ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video çekmişler. İzleyin, üstüne konuşalım. Anlat bakalım, ne yapıyorsun sen şimdi? Ayşe Naz. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyoruz? Karıştır bakalım.
Karıştır. Evet. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. O pamuk elleriyle böyle o kadar güzel şeyler yapmış ki bayıldım. Ayşe Naz'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu. Eline sağlık Ayşe Naz. İstersen Haruncum yanıma gel. Oraya gelemeyeceğim ben. Şöyle. Çok farklı, çok güzel bir yemek yapmış olacaksınız bunu yaparken. Şöyle. Şimdi benim bunları çok güzel doldurabilmem, zarar vermeden doldurabilmem için soğutmam. Yani elimle elleyebileceğim kıvama getirmem gerekiyor. O yüzden böyle bırakıyorum. İç harcıma, tuzumu, karabiberimi. Şimdi küçük bir marul soğutma operasyonu ekleyeceğiz. Marulum olmaya başlamıştır. Kızarttığım tencereyle devam edeceğim. Altına şöyle biraz salça yapmam lazım. Aynı tencereyi kullanabilirim. Hazırız. Şimdi şekerler. Hiç zarar vermeden böyle çok nazik davranarak böyle kenara alıyorum yapraklarını. Kendime böyle bir zemin ayarlıyorum. Nereye yapabilirim? Bakayım. Şöyle. Burası kıyma için gayet güzel gözüküyor. Ondan sonra başlayın üstünü kapamaya. Sonra tutun böyle, çevirin. Bunun bir diğer adı da has dolmaymış. Hani derler ya böyle işte etin hası, bilmem neyin hası. Hani gerçekten dolmaların hası denilebilir bir dolmaymış bu. Urfa'ya buradan selam olsun. Urfa bölgesi bu dolmayı böyle söylüyor. Toplayayım ki dolma taşım tam ortaya denk gelsin. Şimdi o kenarları böyle bir hafif boş kaldığı için onu böyle kıpırdatmayacak bir tek bu geliyor aklıma. Dolma taşı benim işimi görmez. Tenceremde yüksekliği olduğu için denk geldi. Çok pişirmeyeceğim. Sosu, kıyması, marulu hepsi birbirine geçsin istiyorum. Şöyle 10 dakika falan yeterli. Dolmamı, marul dolmamı bir kere daha izleyin. Ben de buraları toplayayım, sonra sunumlar.